ve hünne leküm tatavvu el vitru ve lekatal duha vel nahr. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbuka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerif yaptıran, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba mezinin kayyimin cemaat-i müslümin, bu civarlarda metrunlan evliya, ulema, suleha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimiz için el-Fatiha. Elhamdülillah, Rabbil alemin, Rahman, Rahim, Malikim, Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Selasün üç şey vardır ki hünne aleyye farida. Onlar bana farzdır. Mutlaka yapmam lazım. Ve hünne leküm tatavu. Ama onlar sizin için, ey ümmetim, sizin için tatavudur. Farz değildir, vacip değildir, nafiledir. Türkçe'de nafile, biliyorsun boş şeylere denir. Faydasız, nafile uğraşma, faydası yok. Buradaki nafile o demek değil. Farz olmayana, vacip olmayana nafile denir. O manada, mesela sünnetler nafiledir. Sünnetlerin faydası yok mu? Evet, Arapça ile Türkçe arasında böyle kullanma şeyleri var. Farz, vacip değildir ama ümmetime onlar bana farzdır, ümmetime farz değildir, vacip değildir. Nedir onlar? El vitru. Evet. Vitir bana farz. Bize göre vitir namazı vaciptir. Hanefi mezhebine göre vitir namazı vaciptir. Biliyorsunuz diğer mezhepler sünnet diyorlar ve biliyorsunuz biz vitri bir tekbirle kılarız, üçünü birden kılarız ama başkaları iki rekat kılıyorlar, bir de tek rekat kılıyorlar. Neyse, onlar da ehli sünnet, onlar da hak mezhep. Biz Hanefilerde kendimiz kılarız, sadece Ramazanlarda cemaat halinde kılarız. Vaciptir, bize vaciptir. Yani kılamadığınız zaman ödeyeceksiniz. Şey o dünya. Evet. Ve rak'ata duha. Dua namazının iki rekatı bana farzdır, size farz değil. Dua namazı güneş doğduktan işte 30-40 dakika sonra işrak namazı, güneş doğunca bir teşekkür, Allah'a şükür namazı, işrak namazı kılınır. Ondan sonra bir saat içinde işrak vakti. O bir saat geçtikten sonra öğlene işte 40 dakika kalıncaya kadar zaman duha, kuşluk vaktidir. Bu vakit çok önemli. Ve duha ve leyli izâ secâ, kuşluk vaktine, önemine binaen önemli şeyleri Allah yemin ediyor. Kuşluk vaktine yemin olsun diyor. Bu işte kuşluk vaktinde farz değil. Farz değil. Ama müminler namaz kılarlarsa, ki peygamberimize farzmış o kuşluk vakti namazı, yani çok kıymetli, Efendimiz'e farz olduğuna göre biz de her ne kadar bize beş vakit dışında farz yoksa da çok kıymetli bu kuşluk namazı, herhalde kılmak lazım. Evet, iki rekat kılan zakirlerden olur, dört rekat kılan abidlerden, 6 rekat kılan şakirlerden, 8 rekat kılan sıddıklardan olur diye şeyler var. Daha çok kılan da var. Ne kadar kılarsan o kadar faydalı. Yani her zaman devamlı kılmak önemli. Çünkü afdalul ibadeti edvemühe. İbadetin en faziletlisi devamlı olandır. Bir gün çok kılıyorum, bir gün hiç kılmıyorum. Bu şey değil, iyi değil.
Hep 2 kıl ama her gün kıl. 4 kıl her gün kıl. Evet, bir gün 10, bir gün 0 değil. Her gün devam etmek en güzeli. Böyle namazlar var. Çok büyük fazileti var. Evet, bu duha namazının 2 rekatı bana farzdır. Vitir namazı da bana farzdır. Evet. Ve nahir. Nahir kurban kesmek demektir. Nahir buraya denir, şu göğüs, boyun, çeneden alttan o göğüse nefes borularının, atar damarların, damarların geçtiği yerler, yemek borusunun geçtiği yerler, o bölge nahir diye ifade edilir. Orası kurban kesme yeridir. Kurban Allah için fedakarlık yapıp, maddi bir fedakarlık yapıp, o fedakarlığı göstererek bir hayvanı alıp besmele çekerek, işte bu nahir denilen bölgeden, ki o da gırtlak, şu gırtlaktır. O gırtlak iki kısımdır. O tam ortasından keserseniz hayvan çabucak canı çıkar. Devenin boynundan kesilir. Nahri orasıdır. Koyun, kuzunun, sığırın bu şeysinden kesilir. Kan akıtmadan kurban olmaz. Evet, kan akıtmadan kurban olmaz. Hanefi fıkıh kitaplarına göre konuşuyorum. Evet, nezir kurbanı böyle. İşte bildiğimiz kurban bayramında kesilmesi gereken, bize vacip olan kurban böyle. Diğer şeyler böyle. Kurban olabilmesi için bir hayvanın gırtlağından kesilmesi, 4 damarından 3'ünün kesilmesi lazım. Asgari, en az. Bir tanesi, hepsini keserseniz en güzel. Ama 3 tanesinin mutlaka kesilmesi lazım. Aksi halde murdar olur. Hanefi fıkhına göre yenmez. Kanı akıtılır. Mutlaka kıbleye karşı hayvanı çevirirsiniz. Gözlerini kaparsınız, bıçağı görmesin, korkmasın, ürkmesin diye. Bir kuyu kazarsınız ki kanı sıçramasın, sağa sola batırmasın diye. Hayvanın kol ayaklarını bağlarsınız, sağa sola şey etmesin filan diye. Evet, bu şekilde besmele çekerek, Bismillahi Allahu Ekber diyerekten sağ elinizle o gırtlağından kesersiniz. Tamamen bir anda kafayı koparmak da sünnete aykırıdır. O 4 atar toplar damarlar, nefes borusu, yemek borusu, bunlar kesilmesi lazım. Hiç olmazsa 3'ü dedik, arz ettik, kesilmesi lazım. Kurban böyle olur. İşte o nahir, oradan nahir. O inna atayna kelkevser, Habibim biz sana Kevser'i verdik. Mahşerde herkes toplandığı zaman çok sıkıntılı anlar olacak. Bazen çok karanlık, Efendimizin anlattıklarına göre. Bazen çok sıcak, bazen çok soğuk. Bazen zifiri karanlık, bazen aşırı aydınlık. İşte böyle sıkıntılar içinde herkes bunalmış vaziyetteyken Efendimiz'e Havz-ı Kevser'i verdim de. İnna atayna kel kevser. Ben sana Kevser'i verdim Habibim. O Kevser işte o başında Peygamberimiz bulunacak, Efendimizin hanımları, Ehl-i Beyti, Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman Ali, Hasan Hüseyin gibi büyüklerimiz bulunacak. Güzel müminler, millet o sıkıntı içinde çırpınırken, o karanlıkta, o aşırı aydınlık da işkencedir. O şeyler içinde bazen ter kulak yumuşağına kadar çıkacak diyor o sıcaklıktan dolayı. Bunalmışken bazı müminler de o kalabalığın arasından yevme teral müminine yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim, önünde bir lamba, ışık, nur, sağında bir ışık, bu onları takiben yürüyecekler, o onları Havz-ı Kevser'e götürecek ve orada içecekler. Evet, o ondan içen de bir daha susamayacak. La nazmahu ba'dahu ebeden, ebede bir daha susuzluk çekmeyecek. Oradaki büyüklerimizin elinden kana kana içecek. Allah onlardan nasip etsin.
Evet, tabii biz kardeşlik görevimiz müminleri aktarmamız lazım. Kitaplarda olanları uyarmamız lazım. Şimdi dersimin başında ben Kur'an'da sünnette olmayan her şey bid'attır. Bid'at sapıklıktır. Bid'atın yeri cehennem. Onu söylüyorum şeyin başında. Çünkü hadis okuyorum. Onu size işte peygamber sünnetleri diye onları aktarıyorum. Şimdi kitaplarda olanı arz ediyorum. Bana kızmak, darılmak yok. Şimdi orada bulunanlar, o sıkıntı içinde olanlar bakacaklar ki komşusu, arkadaşı, asker arkadaşı, talebe arkadaşı gidiyor. Önünden nur, sağından nur, rahat rahat gidiyor. Ben de Müslümanım diyecek. Onun arkasından gidecek. Evet. Onun arkasından gidecek. Havuza varmış, çok dudağı kurumuş, çatlamış. Böyle bir yudum su değer vaziyette. Tam havuza su içeceği sırada arkadan görevli bir melek onun ensesinden yakalar diyor Peygamberimiz. Geri çekil. Geri çeker onu. Efendimiz bunu görür. Raufun Rahim. Müminleri çok sever. Çok merhametlidir. Müminlerin ayağına diken batmasına razı olmaz. Öyle bir müşfik Peygamberimiz var. O benim peygamberim. Benim ümmetim. Diyor ki ya Resulallah nereden tanıyacaksın sen? Sen vefat edeli 1400 sene oldu. O daha şimdi yaşıyor. Sonra falan filan abdest azalarından tanıyacağım diyor. Abdest alan kimselerin abdest azaları yüzü, kolları, bacakları, başı, kulağı nurlu olacak. Böylece bu azalın nur olduğu için benim ümmetim oradan bileceğim diyor Efendimiz. Hadisler böyle. İşte böyle benim ümmetim diyeceğim ama melek diyecek ki ya Resulallah bunun ne yaptığını biliyor musun sen? Ne yaptı? Senden sonra senin sünnetinde olmayan, dinde olmayan şeyleri yaptı. O zaman hadis bu. Suhkan Bo'dan def olsun, gözüm görmesin. Evet, suhkan buğdan def olsun, gözüm görmesin. Ağzı çatlamış, böyle içecekken geri alıyorlar yaka paça. Şimdi bunlardan birisine evlenmek Allah'ın emri. Evet, fenkihu, ey bekarlar evlenin. Fenkihu, evlenmekten kaçınırsa bekarlar, وَاَنْكِهُ Ey veliler, analar, babalar, amcalar, dayılar, büyükler, evlendirin bekarları. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ Sizin bekarlarını evlendirin. Evet. اِنْ يَكُنُوا فُقَرَا يُعْنِهِمُ اللّٰهِ Evet. Geçen derste de okuduk. Fakirlikten besleyemem diye korkmasınlar. Biz rızık veren biziz. Evet, böyle ayet bu. Ayet bu. Şimdi düğün yapmak da sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem velime tabirini kullanıyor buna. Velime düğün yemeği demek. Eşe dostu çağrılır. Mutlaka yemek verin diyor. Düğün yaptığınız zaman yemek verin, velime yapın. Yani en fakiriniz bir koç kessin. Zengininiz bin koç kessin, milleti çağırsın, zengin, fakir, herkesi çağırsın, müminler toplansınlar, düğün güzel, zevkli, neşeli gün demek. Müminin zevkli gününde gideceğiz, zevkinin neşesini artıracağız. Kara gününde gideceğiz, üzüntüsünü paylaşacağız. Müminlik bu, görevlerimizden düğününde gideceğiz, neşesi artsın diye. Gidin. اِذَا دُعِيْتُمْ اِلَى الْوَل۪يمَةِ فَلَمْ يُجِبْ Sizden biriniz düğün yemeğine çağrıldı da davete icabet etmedi mi? Bir mazereti yok. Evet. فَقَدْ اَصَى اللّٰهَ وَقَدْ اَصَى اَبَى الْقَاسِمْ Allah ve Muhammed Mustafa'ya isyan etmiş olur. O kadar önemli. Mazeret olmadan gitmek mecburiyetimiz var yani. Kardeşlik görevimiz var. Öyle diyor. Gidin ama Efendimiz içki için demiyor, dans edin demiyor, balo yapın demiyor, karı kız erkek birimizin önünde göbek atın demiyor.
Evet. Bunlar dinen yasak. Başka ayetler var. Vela yüptiğine ziynete hünne. Kadınlar güzelliklerini erkeklerin önünde teşhir edemezler. Ayet bu. Dinde bu var. Kur'an'da bu var. O da çıkıyor bir kadın çırılçıplak veya şu şekilde erkeklerin önünde oynuyor, dans ediyor. Bunlar olursa, bu dinde yok. Evet, bu dinde yok. Yani bid'at. Yani haram. Evet, böyle olursa suhkan buğdan. Defolsun, gözüm görmesin. Şimdi düğün yapılıyor. Hadi bakalım balolar, şeyler, danslar, şunlar, içkiler, hırla gidiyor. Müslüman adam. Nasıl oluyor bu işler? Ben size duyuruyorum. Suhkan buğdan. Defolsun, gözüm görmesin. Evet, her bid'at sapıklıktır. Sapıklık da cehenneme götürür adamı. Bunlardan sakınacaksınız. Ne güzel iş yapıyorsunuz, düğün yapıyorsunuz. Neden bunu? Ha, içki yok. Dans yok, kadın erkek karışık, dans yok. Kadınlar ayrı odasında, erkekler görmeyecek şekilde, erkekler kendi arasında oynayabilirler. Efendim, oynadın mı, zıpladın mı, iman çıkar gider diyenler de vardı. Asla öyle bir şey yok. Zıplayınca gidecek iman zaten yok demektir. O biraz çok abartılı söz, yanlış. Kendi kendine şenlik ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bayram dolayısıyla evin içinde türküler söyleyen kızlara kızmış sahabi. Elleme demiş ya, gençlerin şeyini bozma. Evet, gençlerin şeyi bozma. Olabilir, kendi aralarında olabilir yani. Efendimiz gençleri mescitte güreştirmiş. Gençlerin buna ihtiyacı var. Şenlik yapacaklar. Ama sınırları var. İçki yok. Şarap yok. Rakı yok. Vodka, viski yok. Elin kızının, karısının erkeğin önünde oynatmak yok. İslam'da yok. Böyle ayıp değil. Zinete vaire böyle. Yani bunlar yalnız haram şeylerdir. İşte bunlar olduğu zaman bid'attır o. Düğün sünnet değil, bid'attır. Onu yapanların vay haline, suhkan buğdan, defolsun, gözüm görmesin. Evet, öyle. Durum öyle. Evet efendim, şimdi bu kurban kesmekten buralara gittik. Kurban, çocuk 4 yaşına vardığı zaman, tevhid kelimesini söylediği zaman da böyle bir hayvan kesilir. Allah benim evladıma iman kelimesini söylemeyi nasip etti diye eş dost çağrılır, bir ziyafet verilir. Mecburi değil, sünnet, şükür yemeği, iman kelimesini söyledi, la ilahe illallah dedi çocuk diye. Bu da var. Efendim işte böyle sünnet olduğu zaman kafirle mümini ayıran şeylerden birisidir sünnet. Kafirle sünnet olmaz. Harp meydanında işte Kore'de oldu. Amerikalı askerlerle bizim askerler Konya Savaşı'nda bizim memleketimizden bir kardeşimiz oraya katıldığı için oradan yaşamış gibi oldum yani anlattı. Şimdi çok şehit düşenler var. Çember altında savaşılırken Amerikalıları biz kurtardık orada çemberden. Çabı şehit düşüldü. Ha. Alkanlar içinde top mermisi gelmiş, yüzü bezi belirsiz, toz toprak içinde nasıl bileceğiz? Müslümanın namazını kılacağız. Eteğine bakacağız. Sünnetliyse bizden namazını kılacağız. Sünnetliyse onların arasında. Yani sünnet o kadar önemli. Erkeklerin tenasül uzvunun başındaki o derinin kesilmesi. O zaman da bir yemek vereceğiz, eşimiz dostumuzu çağıracağız. Ha böyle şeyler var. Düğünde de yemek var. Böyle kurban kesir. Ada kadarsın kurban kesersin. Bir de kurban bayramında hali vakti yerinde olanlar kurban kesecekler. Kurban kesmek için koyun olacak. Keçi olacak. Sığır olacak. Veya deve olacak. Attan kurban olmaz. Evet. Tavuktan kurban olmaz. Ya hocam öyle diyorsun ama
emekli müftülerden tavuk kurban edersiniz dedi. Ben bilmiyorum, kitaplarda bulamıyorum. Tavuktan kurban olmaz, sadaka olur. Kurban olmaz. Kurban olmaz. Kurban olması bile için hem de mesela koyun keçinin iki koyunun 6 aylık doldurmuş bir yaşında gibi gürbüz olması lazım. Sığır cinsinin 2 yaşını tamamlamış olması lazım. 3'ten gün alması lazım. Ki bunu nasıl bileceğiz? Burada dişleri var. Allah öyle bir sistem koymuş. Onu doldurdu mu kapak attı derler. Onu çıkartır Allah. Maalesef satmak için o dişi söküyorlarmış. Dana gürbüz. İyi beslermiş. Cinsi öyle. Dişini de söküyor kurban oluyor. Halbuki bir yaşında. Kesinlikle aldığın para haram olur. Mümini aldatıyorsun. Bunda öbür tarafta çıkacak. İnanmışlara söylüyorum canım. İnanmamışlar ne işimiz yok. Hem inanıyorsun hem de böyle hile yapıyorsun. 5-10 para alacağım diye. Evet, düğün yapıyorsun. Madem bu işi Müslümanca yap. Öyle dans mans, rakı makı yok asla. Evet, şimdi bazen de böyle büyük misafirler çağırarak yemek yapmaya karşı olan yazarlar da oluyor. Mübarek. Müminlerin toplanması güzel bir şey. Bir araya gelmezse kalplerdeki hasetler, kinler defolur. Birbirlerine ısınırlar. Bir düğün vesilesiyle. 5 sene görmemiş, 10 sene görmemiş. Neredesin filan, ne kadar güzel oluyor. İslam'ın her şeyinde güzellik var. Onun için imkanın varsa 1000 kişiye yemek ver. İstemez. Zaten böyle yapan adam, bu sünneti riayet eden adam fakir fukarayı da gözetir zaten. Yani böyle yemek vereceğine diyor falanla gitse ya. Ya peygamber sünnetlerini kaldıramayız biz. Bunlar güzel şeyler. Evet efendim. İşte orada da hayvan kesilir ama dim gibi boğazından kesmek suretiyle helal olur. Avrupalılar kesmiyorlar. Çünkü diyorlar kanda diyorlar protein var, iyi madde. Biz onu diyorlar yiyeceğiz. Yok, İslam'da böyle bir şey yok. Pistir, akan kan pistir. Kur'an'da açık ayet var. Biz o pisliği yiyemeyiz. Yani gavurlara dışkında protein var, vitamin var desen dönerle yerler. Ama biz yiyemeyiz. Biz insanız. Allah'ın halifesiyiz. En şerefli yaratığız. Allah'ın buyruklarına göre pisliği yiyemeyiz. Protein çok olsun, az olsun bizim için önemli olan Allah'ın emridir. Evet, kesilmeden hayvan yenmez. Onlar kan akmasın diye omurilgi soluğuna dokunuyorlar. Öylece leştir, yenmez. Evet, av avladığınız zaman da av serbest, mubah. Yani illa av yapın demiyorum da kahvede pişpirik oynayacağınıza av yapın. Gidin dolaşın. O pişpirik oynamak felaket bir şey. Felaket bir şey. Domuzun karnına kafanızı sokmak gibi diyor Peygamberimiz. Çayına kahvesine oynarsanız haram olur. Öyle değil. Kim kazanırsa kalsın çayla benden. Değseniz bile kağıt oynasınız, tavla oynasınız. Domuzun karnını yerin, kafanıza sokun. Ne kadar pis hayvan kokar. İğrenç bir şey yani oyun. Öyle oyun yiyeceğinize git av tüfeğini alın, kırda bayırda gezin. Hem spor yaparsınız, doktor da onu söylüyor, yürüyün diyor. Zevk içinde olsa mubahtır. Ama Bismillah diyerek atacaksınız. Kuşunu sıkar, Bismillah. Attıktan sonra da düşüyor. Yorulmuşsunuz. Ne olsa kaçamaz. Oturalım bir şuraya. Sigara içelim. Bir kere sigara haram. Zehir içmek haram. Niye içiyorsun? 2, böyle dinleneyim de oturursanız ondan sonra gidersiniz baktınız ölmüş. Yenmez. Hemen vursanız bile böyle alt üst düşüyor. Koşacaksınız. Hala parçalanıyor hareket halinde. Hemen bıçağı Bismillah diyerek keseceksiniz. Ne olsa kaçamaz diye beklerseniz ölürse haram olur, leş olur, yenmez. Evet, koşacaksınız. Çoktan gitmiş. Yiyebilirsiniz. Besmeleyle kurşun sıkmak da böyle durumda kesmek yerine geçer. Bunları şey ettim. Kesmeden kurban olmaz. Kurban olmaz. İşte kurban bana farzdı. Size şey diyor. Bize vaciptir. Hali vaktin yerinde olanlar. Yalnız
zekat ölçüsüne sahip olanlar kurban kesebilir ama zekat zenginliğinin hesabıyla fitre zenginliği, kurban zenginliğinin hesabı farklıdır. Mesela çok güzel evin var. 50 milyon değerinde köşkün var. Zekatta katılmayacak oturduğun şey. 500 bin liralık araban var, biniyorsun. Hayır, katılmayacak. Katılmayacak. 1 trilyonluk fabrikan var. Duvarları, arsası, aletleri, bunlar zekata katılmayacak. Para, ham madde, mamul madde, yarı mamul madde, bunlar. Bunlar hesap edilecek zekat şeklinde. İşte bunlar, zekatı böyle ama kurban ve fitre vermek için mesela 350 metre dairen var, 5 odalı. Bir oda senin, bir oda oğlan, bir oda kız, oğlanlara, kızlara birer oda. 2 odası boş. 2 odası hesap edeceksin. Mesela yazlık, kışlık, bir takım kışlık, bir takım yazlık. Kitaplarda böyle söylüyor. Oho, 10 takım var. O zaman 8 takımını hesap edeceksin. Kaç bere eder? Bunlar fitrede, kurban kesmekte zenginliğin içine yazacaksın. Zekat ölçüsüne, yani 81 gram altına değerinde para oluyorsa bunlar, fitre vereceksin Ramazan'da ve kurban bayramı kurban keseceksin. Kurbanı da gönderdim. İşte Afrika'da çok fakirler varmış. Kesilmeden olmaz. Ya su indiriverdik, kuyu kazıverdik, susuzluktan ölüyorlar, cami yapıverdik. Olmaz. Hayvanı keseceksiniz arkadaş. Kesilmeden nahir oradan çıktı. Evet bu, evet Hanefi fıkhına göre arz ediyorum. Haçta da bıçakla kurbanla kesilmeden ihramdan çıkılmaz. Hanefi fıkhı böyledir. İmam Azam'ı kabul ediyorsanız bu şekilde olacak. Kesildiğini öğrenmeden ihramdan çıkamazsınız. Bizde söylemesi tabii, uyup uyumamak sizden. Evet efendim. Öyle diyor Peygamberimiz, 3 şey vardır, bana farzdır, size değil. İşte kuşluk namazı bana farzdı, vitir bana farzdır, kurban kesmek bize vardır. Biz de arz ettiğimiz gibi vitir bize vacip, Kur'an bize vacip, duha namazı çok kıymetli bir nafile namaz, farz olmayan bir namaz. Kılarsanız zakirlerden, abidlerden, şakirlerden, sıddıklardan olursunuz. Vaktiniz varsa devam edin. Onu anlatıyor Efendimiz. Evet. İlginç. Ebu Cehil bu ümmetin firavunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar uğraşmış. Ebu Cehil çok zeki adam, çok zengin adam. Peygamberimiz yetim büyümüş, parası yok. Hep garibanlar etrafına toplanmış. Ebu Bekir, Osman gibi bir iki zengin de var ama genelde böyle fakirler. Efendimiz diyor ki, insanlar tarağın dişi gibi eşittir. Üstünlük iman gürlüğüyle, takva ahlak güzelliğiyle ölçülür İslam'da. Benim param çok, benim zenginliğim, makamım yüksek. Güzel ahlakla ölçülür, iman bütünlüğüyle. Adam diyor, ne yani? Kaç yüz kişi çalıştırıyorum. Para vermesem acından ölecekler. Ben onlarla bir mi olacağım? Böyle Müslümanlığı kabul etmiyorum diyor. Bundan dolayı kabul etmemiş. Ama oğlu İkrim'e çok zeki. Uğraşmış uğraşmış, çare kalmayınca kaçmış Mekke'den. Mekke'nin fethi günü. Mekke'yi fethedilmiş. Kaçmışlar eski neler, kan kusturdular. Vahşi'yi bile affetti Peygamberimiz. Amcası Hamza'yı şehit eden, şehidi şüheda Hazreti Amca, Uhud'da şehit eden. Ondan sonra da Ebu Sufyan'ın karısı Hind, kes karnını dedi. Karnını kesti, içinden ciğerlerini çıkardı, ağzında çiğnedi kininden. Bedir'de şeysini öldürmüş, çünkü babasını öldürmüş. Öyle kızdı. Ne garip. Allah'ın şeysi,
Efendimiz iki şeye gülerim diyor. Mesela Ebu Süfyan sonra Müslüman oldu. Hem de güzel Müslüman oldu. Hint Müslüman oldu. Hazreti Hamza'nın ciğerini ağzına alan fincinden bir adam. Ama Peygamberimizin Müslümanlığı kabul ettikten sonra onun ayak tozu olamayız. Ayak tozu olamayız. Ne kadar alim ol, ne olsan ol. Efendimizin yani bizzat Müslümanlığı aldı, kabul etti. Diyor, o da cennette, o da cennette. Hazreti Hamza da cennette, onlar da cennete girecek. Onları gülerim diyor. Evet, öyle sizi var. Evet, inşallah gidelim de yani orada yani böyle şeyler var. Bu İkrime kaçmış, Vahşi kabul edince Peygamberimiz gel demiş, tamam Müslümanlığını kabul ettim. Ama demiş gözüm önünde dolaşma demiş, amcamı hatırlatıyorsun, uzakta dur. Ama kabul etmiş yani. Bunu duyunca İkrime de gelmiş. Müslüman olmuş, çok zeki ve çok büyük hizmetler etmiş. Bu hadisi de o nakletmiş İkrime'den diye. Allah ondan razı olsun. Yani böyle Allah biz cennete soksun da onlar nasıl karşılaşacaklar orada görelim bakalım. Evet, öyle şeyler de olacak diyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir başka hadisi şöyle. Evet. Selasun, üç şey vardır ki men utiyehunne fakat utiye misle me utiye ale Davud. Bu üç şey kime verildiyse o adam, o Müslümanla Davud aleyhisselamın ailesine verilenler verilmiştir. Öyle kıymetli şeyler bu üç şey. Niye onlar? Evet, Davud aleyhisselam biliyorsunuz Beni İsrail peygamberlerindendir. Kur'an'da hem krallık hem de peygamberliği şahsında birleştiren peygamberlerden. Süleyman aleyhisselam da öyle. Peygamberimize Allah bir yeryüzünün krallığını vermiş. Ama ondan hiç bahsetmiyor. Hep ben Resulullah, Allah'ın Habibiyim diyor. Ona da vermiş. Yani Süleyman aleyhisselam cinlere kralmış. İnsanların kralı, yeryüzünün kralı, kuşların kralı, hayvanların kralı, karıncaların filan emir veriyor onlara yani. Hepsinin krallığını istemiş, Allah da vermiş. Ama peygambere de aynı şeyleri vermiş. O aynı şeyleri vermiş. Efendimiz krallık istememiş. Allah vermiş, ona lütfetmiş. Bu Davud aleyhisselam da hem kral hem peygamber olanlardan. Şimdi Beni İsrail çok azgın bir millet. Hem akıllı hem de çok Allah'a kafa tutmuş. Onlar da çamarı yemiş. İşte Calut da bir kral gelmiş Amalika kavminden. Gelmiş halletmiş bu azgın Yahudileri. Vatanlarını işgal etmiş. Evlerini, barklarını yıkmış. Sadece belli bölgede kısılmışlar kalmışlar Beni İsrail'den. Derlerken demişler işte yahu akıllı İsmail diye bir adama gitmişler, tecrübeli, akıllı. Bize demişler bir idareci seçelim de yine toparlanalım, şu intikamımızı alalım. O da Davud Aleyhisselam'ı Talut var. Onu Talut'u şey etmiş evvela. Talut idarecimiz olsun. Kur'an'da hikayesi var. Uzun boylu, akıllı bir oğlanmış adammış. Zenginler yine itiraz etmişler. Zenginiz biz. Akıllı olmasak zengin olamayız. Biz varken niye öyle bir parasız, pulsuz herifi, çulsuz herifi kural ediyorsunuz? Dese de halk Talut'u seçmiş, sevmiş. Derken işte bu Calut'la muharebe etmişler. Orada Davud aleyhisselam genç o zaman, daha peygamberlik verilmemiş, askerlerin arasında o Calut çıkmış iri kıyım böyle gururlu, kibirli, var mı demiş benim karşıma çıkacak birisi. Gencecik Davud aleyhisselam çıkmış,
Çıktıktan sonra çok güzel sapan taşı atarmış. Evet, çok güzel. Elindeki sapanla herifi yere indirmiş. Gözlerini duman etmiş. Ondan sonra da gözlerini of gözlerim derken de kafasını kesmiş. Böylece galip gelmişler. Sonradan Talut ölünce de Davud Aleyhisselam kral olmuş. Krallık yaparken de Allah ona peygamberlik vermiş. Son derece ibadetine düşkün. İnnehu evvab. Bütün peygamberler akşam namazdan sonra evvabin namazı vardır. Bütün peygamberlerin kıldığı namazdır o. Duha namazını da kılıyorlar. Duha namazını da kılıyor. Zebur indirilmiş ona. Zebur'u çok güzel gür sesi varmış, okurmuş. Okurken dağlar, taşlar, koyunlar, kuzular, hayvanlar öyle onun zevkine hayran, Kur'an'ın güzel, Zebur'un güzelliğine hayran dinlerlermiş. Kur'an'da bunlar hep anlatılıyor. Herkes seviyor. Teftiş edermiş durmadan, halka zulmeden var mı diye. Sormuş birine, Davud'u nasıl biliyorsun diye, teptili kıyafetle bir vatandaşına. İyi iyi de demiş, çok güzel de demiş. Hazır yiyor demiş. Bizim vergilerimizden toplanan paralardan geçiniyor demiş. Demiş Davud Aleyhisselam. Allah'ım demiş bana, elimin emeğiyle geçinecek bir sanat ver. Zırh yapmayı vaallemnehu sanat elebus. Zırh yapma sanatını Allah ona öğretmiş. Zırh kendi eliyle zırh yapıp satarmış Davud Aleyhisselam. Efendimiz diyor ki inne Davud Aleyhisselam kana la yekru illa min ameli yedihi. Davud Aleyhisselam alnının teriyle nasırlı elinin de kazandığı parayla geçirirdi. Onu yerdi, başka yemerdi, övüyor. Evet, böyle esnafları da biz de Efendimizin diliyle övüyoruz. Böyle tahta gibi elleri çalışmaktan. Gel öpeyim seni. Öpmüş zaten. Öpmüş zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e karşılaşmış kim? Sa'd bin Ebi Vakkas. Zengin adam. Ama zengin olunca çalışılmaz diye bir şey yok İslam'da. Gurur yok, kibir yok. Bahçesinde bizzat bağ belliyormuş, çapa çaplıyormuş Sa'd bin Ebi Vakkas bahçesinde. Efendimiz de böyle kırları gidermiş, gezinirmiş. Kahvelerde oturacağınızda kırları gezin, tozun, doktorla gezin diyor, sağlık kaynağı diyor. Yani o pislikle karışmazsınız, dedikodu yapmazsınız. Yorulmuşlar demiş, şurada bir dinlenecek yeri olsa da dinlensek diye. Efendim var demişler. Biraz ileride Sa'd bin Vakkas'ın şeyi var, bahçesi var. Hemen biri koşmuş, haber vermiş. Allah, peygamber sizin eve geliyor deseler ne yaparsınız siz? Sa'd bin Vakkas öyle sevinmiş. Hemen çapayı bırakıvermiş, çapa çaplıyormuş. Koşmuş peygamberi karşılamaya. Çok seviyor. Bir tutmuş elini. Eli böyle yapışmış peygamberimizin. Sa'd'ın elleri çünkü gön gibi, kesele gibi, nasırlı. Sonra da güçlü adam böyle, pehlivan adam. Peygamberimiz elini sevgiden dolayı öyle sıkmış. Efendimizin parmakları bembeyaz olmuş. Çıkmış iyice. Efendimiz hiç of dememiş. Biz olsak iki tane çakarız. Hiç of deme. O canı istediği kadar sıkmış, sıkmış. Ondan sonra demiş, bak ne güzel. Çalışanlara müjde. Çevirmiş bir bakmış, tahta gibi elleri. Basırlı. Allah çalışanı sever. Onun peygamberi de nasırlı elini öper diye öpmüş elini. Çalışanlara müjde. Böyle helal kazanıyorsunuz. Yalan söylemiyorsunuz. Suistimal etmiyorsunuz, dalga geçmiyorsunuz, işçiler, esnaf, elleriniz nasırlı, peygamber elini öpmüş, nasırlı eli öpmüş. Davud Aleyhisselam da övüyor. Kendi elinin emeğiyle geçiniyor, yiyor diye övüyor, zırh yapıp satarmış.
ibadetine çok düşkünmüş. Her bir gün oruç tutar, bir gün tutmazmış. En güzel oruç budur diyor. Savmu Davud derler buna. Gecenin üçte, son üçte ikisinde kalkarmış. Üçte birinde devamlı namaz kılarmış. Sonlarda birazcık uyurmuş. Sabah namazına kadar. Nevmi Davud derler buna. Nevmi hafif. Peygamberimiz de böyle yapardı. Çok güzel ibadete düşük. Onu da uyuyor. Aftaru savmu savmu Davud. Savmu yevm ve iftar yevm. Bir gün oruçta, bir gün yerdi. Namazı da öyle. Evet, gece kalkar kılar. Ondan sonra azıcık uyur. Sabah namazına kalkar. Hem ibadetine düşkün, hem elinin emeğini geçiriyor. Davud Aleyhisselam böyle. Davud Aleyhisselam böyle. İşte diyor ki şu üç şey öyle kıymetlidir ki kim o kimde onlar varsa diyor, o Davud Aleyhisselam'a verilen şeye sahip olmuş demektir. Azıcık bir grup Calud'un koca ordusunu yendi. Azıcık bir grup. Gencecik bir delikanlı Davud Aleyhisselam, o Calud denen kahraman bir adam, savaşçı, duman etti, hem de sapan taşıyla. Allah'ın sevdiği kulunu Allah böyle koruyor. Ona verilenlere o da sahip olur. Öyle kıymetlidir bunlar. O demiş ki bak, bizi Allah kurtardı o Calud'dan, tasallutundan, zulümden kurtardı. Ne güzel ruh, ferah fahur yaşıyoruz, mutluyuz, zulüm bitti, ne kadar rahatız. Evet, İmalu ale Davud, şükredin be, Allah'ı unutmayın be, kafamı çalıştırdım kazandım demeyin. Karun öyle, çok muazzam bahçesi falan varmış. Bir Müslüman demiş ki o Karun, ben İsrail'den, o da bir Allah'a şükredir lan demiş, ne güzel bahçen. Ne lan demiş. Aha demiş, bu çalışacak, para öyle kazanılır demiş. Şimdi öyle diyen ne var da, ondan diyorum, Allah vermezse kazanamazsın. O da demişti bak, Allah sizi azıcık bir ordumuzla koca Calud ordusunu darmadağın ettik, şükredin lan demiş. Ama vakalim, ama şükreden ne azdır. Siz o azlardan olunuz. Evet, şükretmeyi unutma. Şimdi seni söyleyecek. Hazreti Ömer mescide girmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidi. Esnen kum. Bahçesi kum. 69'da bahçesi kumdu. Şimdi her taraf halılar filan olmuş. Girmiş mescide, kumun üstünde bir adam. Allah'ım beni azlardan, beni azlardan kıl. Allah'ım beni azların arasına al. Allah'ım beni azların arasına, yarabbim. Ağlıyor. Dinlemiş. Gelemez. Dur. Niye demiş Ömer? Bir suçmuş dedim. Günahmış. Ulan demiş, herkes çokların arasına girmek istiyor. Sen azların arasına girmek istiyorsun. Ne biçim mantık demiş. Böyle dua mı olur be? Bak arkadaş, basit bir adam o, dua eden, azların arasını yaz diyor, o da yanlış diyor ya. Ömer demiş, şükredenle azdır demiyor mu Allah Kur'an'da? Ben o azların arasına girmezdim. Demiş, Ömer sende kafa mı var be? Şu adam yendi seni ya. Bak, Kur'an'daki ayeti istiyor. Evet, kimse ben şuyum, hocayım, bilmem makamıcı hiç falan havalanmaya gerek yok. Ha demiş, bu kafa işe yaramaz kafa. O adam seni yendi ya, o güzel dua ediyor. Hakikaten şükredenler azdır. Ben o azlarda olmak istiyorum. Tam şükredenlerde olmak istiyorum. Hazreti Ömer öyle bir sözü var. Evet, o Ben İsrail'de böyle işte kurtulunca kurban mafiş diyor. Allah'a karşı böyle çok tokat yiyorlar. Gene böyle. Hala öyle der. Neyse canım, boş ver. Bu Davud Aleyhisselam'a büyük nimetler verilmiş. İşte bu üç şey kimde varsa onlara verilenlere sahip olmuş gibi olur. Nedir onlar? El addu fil gadab ve rıda. Evet. Kızmışsın. Sana kötülük yapmışlar. Hiçbir suçun yok. Adam seni çok şey etmiş.
Buna rağmen hak ettiğinden fazlasını vermeyeceksin. İmkanın var, elini geçirmiş gün yok etmeyeceksin. Adalet neyse onu vereceksin. Adalet. Ne zaman? Öfkeliyken de, öfkeli değil, rahatsın, kanun maddesi böyle deyip adaleti gerektir yapacaksın. Eline imkan işte böyle. Öfkeliyken de, rahatken de adaletten ayrılmadın mı? Davud Aleyhisselam'a ve kavmine verilen güzelliklere erersin. Ermiş gibi olursun. Evet. Çünkü haktan ayrılmayanla hak Allah beraber olur. Allah beraber olunca onun sırtını kimse yere getiremez. Dünyada da öyledir, ahirette de öyledir. Öfkeliyken de, rıza halindeyken de haktan ayrılmamak, nefsi emmareye uymamak, Allah'ın emirleriyle yaşamak, başkalarına karşı da uygulamayı böyle yapmak. Evet, evet, Efendimiz de bunu dua edermiş. Es'elüke kelimetel hak fil gadab ve rıda. Rıza halinde de, gadab halinde de senden hak söz istiyorum. Haktan ayrılmamak istiyorum Rabbim. Böyle dua edermiş. Biz de bu duaya devam edelim. Allah'ım bize gazap halinde de, rıza halinde de haktan ayrılmamayı nasip et. Evet, bu peygamber duası. Öfke halinde de, gazap halinde de, rıza halinde de adaletten ayrılmamak böyle şey kazandırır. Bir, iki, vel kastu fil fakri vel gına. Evet, adam hiç israf etmiyor. Yiyecek kadar yiyor. İşte zaruri kadar giyiyor. Zaruriyeten kaçacak kadar evi falan var. Arabası var, şu bu. Tabii fakir bulamayınca evet, her fakir böyle olmaz da, ama fakirlikten böyle faizle israf etmeye, savurmaya para yok ki, nereden yapsın? Zengin olmuş, her şeyi, imkanları var. Diyor ki Peygamberimiz, zenginken de, fakirken de ölçülü davranmak, orta davranabilmek, israftan, lüzumsuz harcamalardan kaçabilmek. Davud Aleyhisselam verilenlerden sana verilmiş olmasına sebeptir ya. Ne kadar şey bu. Şimdi tabii ben şimdi de dedelerimin kitaplarını buldum toprağın altından. Bir devirde yasaklanmıştı, medreseler kapatılmıştı ya. Kuyun içine saklamıştı dedelerim. Ben sonra duydum amcalarımdan, buldum toprağın arasından kitapları buldum. Şimdi onu kitaplaştırıyorum. Bakın ne kadar güzellik, Müslüman böyle olacak. Yemek yedikten sonra dişlerin arasındaki ekmek kırıklarını, yemek kırıklarını temizlemeden ağzını yıkarsan ne olur? O yemek kırıkları, ekmek kırıkları nereye gider? Kanalizasyona gider, lavuma gider. Sabunla beraber düşecek. Lavaboya, lavabo deliğinden de nereye gidecek? Kanalizasyona gidecek. Diyor ki, yemek yedikten sonra ekmek kırıklarını, yemek kırıklarını temizlemeden ağzını yıkarsan müsrifsin diyor. Bu da doğru olur lan. Bu bilinçte olacaksın. Bu bilinçte olacaksın. Bu şuurda olacaksın. Şimdi eğer bizim içimizde evet belli bükrü ihtiyarlar çaput gibi de hastasında inleyip durur. Aciz. Gece gündüz ağrı içine kıvranıyor. Masum çocuklar, kırlarda otlayan kuzular, buzağlar olmasaydı azgınlığımızdan dolayı Allah bize nimet vermezdi. İstanbul'un yemek artıklarıyla su da milleti doyarmış bil hesap. Bu söz değil, nazariye değil. Kiloyla tartılmışlar. İstanbul'un
çöplere atılan yemek artıkları, ekmek artıkları, sofra artıklarıyla sudan koca bir millet, Afrika'da Müslüman memleket, açlıktan ölüyorlar. Onlar doyar diyorlar. Bil hesap tartılarak bulunmuş. Evet. Şimdi açık büfe diyorsunuz. Gidiliyor. Parasını alıyor ya adam açık büfe. Ona göre para alıyor senden. Yatma, yeme, içme dahil diyor. Açık büfe. Parasını verdim falan diye Müslümanlara söylüyoruz hareketlerini. Haç'ta da böyle. Türkiye'de de böyle. Kuyruğa giriyorlar. Alıyor, koyuyor, alıyor, koyuyor, alıyor, koyuyor, oturuyor. Ulan bu kadarcık miden var. Hepsini alacak mı? Bir lokma alıyor. Bir lokma ondan alıyor. Evet. Olduğu gibi çöpe gidiyor. Gözümüzde görüyoruz. Ve de bu Müslüman. Gavurası bir şey demem. Canı bilmem nesinden çıksın. Bana ne? Ama Müslüman olduğu için çok zor hesap verecek bu hanımefendi, bu beyefendi. Alıyor, koyuyor, alıyor, koyuyor. Açık büfeye. Ondan sonra bir lokma ondan alıyor. Bir gün ondan hemen kaktırıyor. Evet. Gidip bakabilirsiniz. Çok zor hesap verecek. Nimetlere hakaret, nimetlerin elden gitmesine sebeptir. Hocam, evvelallah Türkiye'nin işi iyi. Açlık moşluk yok. Öyle. Hep aç kalmak değildir nimetleri elden almak. Ben 60 lirayla para biriktirdim yahu. Benzinlik 60 lirayla başladım. Para biriktirdim 60 lirayla. Tuvalete gidemiyorum yaşım 60 lirayla. En az diyorlar 3000 lira olsun asgari ücret. Ne bu? Bereketsizlik var yani. Bereketsizlik var yahu. Bereketsizlik de işte bu Allah'ın nimeti senin elinde almasıdır. Şimdi böyle müsrif olursanız nimete hakarettir. Sadece şükür elhamdülillah yok güzel de esas şükür nimeti israf etmemektir. Yerinde kullanmaktır arkadaş. Lüzumsuz israf etmemektir. Esas şükür budur. Bakın kitaplara. Ama bizim hacımız da işte o gidiyor oralara örtülü, kapalı, sakallı alıyor, alıyor, alıyor. Bir lafına ondan sonra kanun var, uluslararası kanun var. 5 yıldızlı otelse, bilmem 4 yıldızlı otelse kuralları var. Bunları ya uygulayacak. Evet, Medine'de oturdum, alıyor. Yani sadece bizimkiler değil, hep öyle. Nereden gelse gelsin. Alıyorlar, bırakıyorlar. Alıyorlar, bırakıyorlar. O da götürüyor, döküyor çöpe. Dedim, dale gel. Bunlar dedim, ne yapıyorsun? Çöpe atıyoruz dedi. Dedim, Allah'tan korkmuyorsunuz. Külü veşrebu ve la tüsrifü innehu la yuhbül müsrifin. Ayet celle var. Yiyin için israf etmeyin. Bunları atmayın ya. Hayvanlara verin. Fakir fukaraya verin. Hacı dedi, o karşıda dedi, bak 3 tane adam oturuyor orada dedi. Onlar dedi, beni kontrole gelmişler dedi. Ben bu yemek artıkları çöpe atmazsam benim yıldızımı sökerler dedi. Öyle kurallar var. Yani yemeği alırken parası ne olsa verdim diye yiyemeyeceğin yemeği alma. Güzel kardeşim. Yolculuk yok, yok, yolculuk yok. Allah yasak etmiş. Allah israf edenleri sevmez. Yiyin için israf etmeyin. İsraf haramdır. İstediğin kadar namaz kıl, tesbih çek, zikir et. Şu maddeden dolayı sınıfı geçemezsin. Alıyor, alıyor, alıyor hepsini. Yazık, günah. Yazık, günah. Evet, maalesef. Daha bitmedi. Şu suyu getiriyorsunuz. İçiyorsunuz, dibinde koyuyorsunuz. Çay geliyor, dibinde kalıyor bir parmak. Yemek geliyor, dibinde bir parmak kalıyor. Onu tüketirsen görgüsüzlük addediliyor. Anadolu her tarafında böyle. Sıyır lan, dedim. Hocam, ya sıyır lan. Hadis var. O su, o çay, o yemek artığı yalvarırmış. Beni şeytana bırakmayın, lağıma döktürmeyin. Ben Müslümanın
midesine gitmek istiyorum. Müminin kursağına gitmek istiyorum. Ne olur beni? Ama sen anlamıyorsun. Peygamber haber veriyor bunu. Bunu da içi içi ile dibinde çayı bıraktırıyor. Bir parmak kalıyor dibinde. Müsrifsin. Müsrifleri de Allah sevmez. İsraf haramdır. Su da olsa, çay da olsa, yemek de olsa israf etmeyeceksin. Allah'ın emri bu güzel kardeşim. Allah'ın emri bu güzel kardeşim. İşte onun için asgari ücret 5000 lira çıkarsan yine yürüyecekler. Yetmiyor, yetmiyor. Bereketi yok. Bereketi yok ya. Evet, illa yani bulamamak değil ki, bir zaman karneyle ekmek alınmış, şeker alınmış. Böyle olacak değil. Bereketini bulamazsın. Bu bir İslam'ın emridir, Allah'ın emridir, peygamberin emridir. Lütfen, sadece namaz kılmayla bitmiyor iş. Çocuklarınızı, bakın hocalar söylüyorum. Evet, söyledim hanıma, yapmıyor. Söyledim yapmadı. Dinen doyabilirsin arkadaş, israf ettiği için. Hiza gelmiyorsa, söylüyorsun yapmıyor, gir atıyor, yavrum atıyor, doyabilirsin arkadaş. O kadar önemli yani bu madde. Ama şimdi hiç çoğun çayın dibini bırakacağım ya. Görgüsüzlük addediliyor. Olur mu ya görgüsüzlük? Dinde sünnettir sıyırmak tabağı. Hiç içeceğin kadar su al. İçeceğin kadar çay al. Yiyeceğin kadar yemek al. Aldım hocam yiyemedim. Ha. Bakın fazla alma. Sorumlusun. Aldın bu defa bir şey oldu sende, miden şu bu. Sakın çöpe atma. Onu al kediye ver. Onu al köpeğe ver. Hayvana ver, kuşa ver. Çöpe atma lütfen. Zor hesap verirsin. Hanımlarınızı, çocuklarınızı iyi eğitiniz. Maalesef İslam alim bu konuda sınıfta kalıyor. Yalnız bizde değil, hepsi böyle maalesef. Ne olsa parasını verdim diye hiç dokunmadan getiriyor ve geri gönderiyor. Bunlar bizim sınıfta kalmamıza sebep olan eksiklerimiz. Ondan dolayı da şamar yiyoruz. Allah Yahudi'yi sevmez. Günahkar da olsa mümini sever de, ama da işte mümin olduğu için Yahudi gibi melun demiyor. Duribet aleyhim zilletü vel meskene, şerefsizlik damgasını vurdum demiyor. Müminsin, la ilahe illallah demişsin ama böyle müsrifsin. Tokada vuruyor ama. Bak Suriye'nin haline bak. Bak Irak'ın haline bak. Bak Mısır'ın haline bak. Bak Kuzey Afrikalıların haline bak. Haline bak bak. Tokattır bu. Allah Yahudi'yi sevmez ya. Öyle çok açık şeyler var. Şerefsiz millet diyor Kur'an'da. Ama gavuru sevmez. Ama onlara ayağını öpüyor şimdi. Suriyeliler, Amerikalı'nın, Rusya'nın askerini ayağını öpüyor. Büyük zillettir bu. Haramdır arkadaş. Ama tokadı yiyor işte. Onlara tokat vurdu, vuruyor Allah. Bunu tokat yememek istiyorsak Allah'ın tokadını lütfen çaylarınızı bitirin. Suyu bitirin. Yaldığınız yemeği bitirin. Bitiremiyorsanız çöpe atmayın, sokağa atmayın, hayvana verin, müsrif olmayın. Evet, şimdi işte vel kastu fil fakri vel gina. Ya hocam ya sen de çok inceliyorsun ya. Elhamdülillah. Tamam. Zengin olsan da atamazsın. Bırak yaşı. Bir defa giyiyor, elbise atıyor. Hiç bulamayanlara vereceksin. Bu cimrilik değil. Bu dindarlık. Bu müminlik. Zenginlik durumunda da, fakirlik durumunda da dinin çizdiği çizgileri aşmayacaksın. İşte bu sende varsa, huysa sende bu, Davud Aleyhisselam verilen güzellikleri sana vermiş demektir Allah. Böyle makama sahip olacaksın. Ve haşetullah fissirri vel ananiye. Camiye geliyoruz. Allah'ım ağlıyor şimdi. Düğüne geliyor arkadaş, düğüne. Aha şerefe. Ne oluyor Mehmet? Ali ne oluyor lan?
camide ağlıyordum. Herkesin içinde de, kimse yokken de Allah her yerde hazır ve nazır. İman bu değil mi? Allah her şeyi görüyor. İman bu değil mi? Allah'ın duymadığı yok. Karanlık gecede kara taşlarındaki kara karıncanın ağzının ayağından çıkan, yürürken ayağından çıkan sesi duyar. Allah nerede olursa olsun. Senin inandığın bu değil mi? Ementü bu değil mi? Ne halt ediyoruz ben bu caminin gözü olur. Ondan sonra bakıyorsun şerefe nara çekiyor. Tokadı yersin arkadaş. Yavur gibi seni atamaz. Seni şeytan sildim diyemez. Müminsin. Allah müminler seviyor. Allah veliyyülezine emanet. Ama adaletin de şey etmez. Tokadı vurur işte o zaman. Biz 6 sene evvel gittik Suriye'ye. Bunları gördük. Bu devlet yıkılır dedim. İşte oldu bak. Keramet falan değil lan. Meydanda. Öyle laubali adamlar. Öyle... Evet, bunu eşinize, dostunuza, tanıdıklarınıza lütfen bu israf maddelerini, bu taşkınlıkları, İslam orta yoldur. Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada da aşırılıklardan uzak orta yol, ahirette de. Evet, orta yoldur. İslam taşkınlıkları yoktur. Bunu prensip edineceğiz. Evet, nerede olursa olsun Allah korkusundan, ister camide ister şeyde, şimdi konuşurken Hacı Bayram'da Allah Allah çıkın dedim, sahtekar. Gece evinde kalk, kimse yokken sıkıysa Allah Allah diye coş bakayım bir, hadi zıpla hadi göreyim seni. Herkesin içinde böyle. Araplar çok yapıyor bunu. Kur'an'a korkan Allah 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 püt. Evet, şimdi geçen gün gördüm. Kur'an okuyor Mescid-i Nebevi'de. Ulan her şeyi sarsıyor yani. Halbuki Yahudilerin işidir bu. Yahudiler ağlama duvarında böyle sallanırlar. Sen Yahudi misin lan? Kur'an okuyor böyle. Sallanıyor böyle. Sallanıyor. Yeri sarsıyor. Ah! Ömer olmalı. İki tane çakmalı buna. Çok dayaklık adamlar var. Bilmeden Müslümanlık olmaz. İyilik yaptım dediğin kötü yapıyorsun ya. Yahudinin işi bu. Niye? Oku, içine sindir. Yüreğin, tüylerin diken diken olsun. Cız etsin. Gözünden şıpır şıpır yaşlar aksın. Bu taşkınlık neye? Bu sahtekarlık. Aşırılık bu. Evet. Orta yol. Her şeyde, her durumda bunu gizlilikte de aşikara da buna sahip olursan, İşte Davud Aleyhisselam'a Zebur okurken yer, dağ, taşlar her şey dinliyormuş. Atının ayağını üzerine koyuyormuş. Eğerine birinci kadar Zebur'u bitiriyormuş. Tayyi kıraat derler buna. Sana da onlardan verilir diyor peygamber. Bu şeyleri sayılır huy haline gelirse sana da onların Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber bismillah. 11'er ihlas-ı şerif besmele ile beraber bismillah.
Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süver-i celili ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, ehl-i beyt, el ashab-ı bağlar, rıdvanullah aleyhi ve cümayin efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden müminler müminat, rahmetullah aleyhi ve cümayin ervahına, hasreten kendisi eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazları, bizi yetiştiren üstazlarımızın ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntılar giren, halen girmekte olan şühedanın, guzatın, ashab-ı hayratın, kimsesiz garip müminlerin ervahını bağışladık. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarını taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. Bizi Kur'an ahlakıyla, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği güzel ahlakla ahlanmayı nasipdar eyle ya Rab. Akıbetimizde hayır eyle. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.